galibiyet, senin golünle geldi bu. Şunu da hemen belirtelim. Mücadeleyi takip eden basın mensupları tarafından 46 oyla maç adamı seçilmişsin. İlk golünle birlikte maç adamı da seçilmiş oldun. Önce bununla başlayalım, neler söyleyeceksin? Ya ne diyebilirim? Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Her futbolcu gibi biz de sahada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazen böyle ekstra durumlar da oluyor. Bugün bana nasip oldu. O yüzden mutluyum. Beni oylamada seçen veya seçmeyen herkese de çok teşekkür ederim. 1-0'lık bir galibiyet. Maç sonunda galibiyete rağmen seni biraz sinirli gördük. Biraz gergindin. Maçla alakalı neler söylersin? Vodafone Arena'da biz daha fazla pozisyona giren, özellikle ilk yarıdan bahsediyorum, bir Beşiktaş izliyorduk. Ama bu mücadelede çok fazla göremedik. Sebebi neydi bunun? Sebeplerine ben girmeyeyim. Yani o benim işim değil. Artık bizim ligimizde özellikle bu haftalarda maçtan önce kağıt üzerinde işte favori şu takım, bence artık bu söylemler özellikle bizim ligimizde bana göre geride kaldı. Çünkü herkes artık mücadele ediyor. Herkes alt sıralar, üst sıralar, şampiyonluğu oynayan takımlar, işte düşmemeyi oynayan takımlar, herkes canını dişine takıyor. O yüzden zor geçecektir. Biz takım olarak da buna farkındaydık. İçeride belki daha fazla pozisyona girdiğimiz maçlar oldu. Ama dediğim gibi artık özellikle son haftalara gelindikçe rakibiniz, ya bizler de dahil, yani bunun içine kendimizi de koyuyorum, herkes elinden gelenin fazlasını vermeye çalışıyor. Bugün bunlardan bir tanesiydi. Sinirlenme konusu da hani biraz daha tecrübeli olmamız gerekiyor bazı konularda. Sadece bu kadar söylemek istediğim şey. Cömert abi anlıyordur benim ne dediğimi.